Şimdi hocam, ben ilk Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinde okuduğumda hani kendimden bir örnekle soracağım. Pek çok kişinin kalbinde aynı sorunun olduğunu biliyorum çünkü. İşte 5-6 yıl önce babamı kaybettiğimdeydi. Yani ölümü biliyordum ama idrak etmek çok başka bir şeymiş. Sanırım Başka bir işte şey. iman ve Allah'ın varlığını hani biliyoruz ama onu idrak etmek herhalde işte bambaşka bir şey. İnsan bir yola girmek istiyor. Kur'an'ı okudum, Türkçesini hocam bir kere daha okudum ama daha dolu sorun var. Sizin gibi birini bulmak, sorularıma derman bulmak, istikametli olmak istiyorum ama doğru yolu, adresi bulmak çok zor. Ben ne yapayım? Kimi tercümeler yanlış diyor. Bazı şeyler kalbime sinmiyor. Dünya kadar soruyla yapayalnız bir ilk ay kaldım. Namazı kılıyorum ama Türkçe manasını bilmediğim için kendimi eksik hissediyorum o zaman. Türkçelerini ezberleyeyim dedim. Yani kendi kendime bir şeylerle uğraştım. Sonra hayat beni tuttu elimden, iş yoğunluğu, güç yoğunluğu derken bir magazin programı yaptım. Orada dibin dibine çöktüm. Güya en popüler olduğum işti. Bir gün yüzüm gülmedi. 3 yıl boyunca en son Allah'ım bana yardım et diye bir bayram boyunca ağladığımı biliyorum ve üstünden tam 1 yıl geçti. Bütün hikayem bu. Şimdi hani bir şeyleri hissediyoruz ama yolda olmak istiyoruz ya, doğru yolda olmak istiyoruz, doğruyu bulmak istiyoruz. Kitapta bir şey var, onun altını çizmek istiyorum. Biz bu doğruyu nasıl bulacağız? Çünkü şu an idrak ediyorum ya hocam. 3 gün sonra bir şey çıkıyor, dünya beni çekiyor. Bir elbise görüyorum, almak istiyorum. Olmadık birine bakıyorum, yapmamam gerektiğini biliyorum. Yargılarken buluyorum kendimi. Yani anlıyorum ama %100 uyabiliyor musun de. Bence hepimizin sorunu, yani pek çoğumuzun sorunu bu. Bu çok zor. Siz de diyorsunuz ki kitapla, şimdi örgütlü inanç toplumlarından bireysel inanç çağına geçildi. Ya bu ne? Biz nasıl yolda kalacağız? Kimi öğretmen edineceğiz? Ne yapacağız? Yani esasında bence doğru yolları şey yapmışsın. Doğru yolları tecrübe etmişsin. Esasında benim kanaatim şu. Bir insanda gerçekten Rabbine varma niyeti var ise, samimi ise. Lenehdiyenna sübülena. Ve men cahidu fina lenehdiyenna sübülena. Biz irademiz, kendi irademizle çok da fazla bir şey yapamayız. Çünkü İradeyi devreye soktuğunuz zaman iblis sizi alt eder. İradenizi illa devreye soktuğunuz, salt onu düşünce koyduğunuz zaman nefsiniz de sizi alt eder. Çünkü onlar size sizin bilmediğiniz ve görmediğiniz yerlerden yanaşıyorlar. Bilmiyorsunuz. Sureti haktan görünüyorlar. Senin talebini olmaz ya olmazsa olmaz bir hale getiriyor sana. Ama yüreğinde gerçekten Rabbin varlığına, Allah'ın varlığına ve onun kulu olmak gerektiğine dair bir niyet varsa senin elinden tutan Allah'tır. Vallahi budur. Çünkü iman dediğimiz şey kişinin sadece sağlam niyetine bakıyor. Sağlam niyet. Sen o niyeti ortaya koydun mu Allah senin elinden tutuyor bu sefer. İşte o yüzden diyor ki İmma yanzagannake şeytanu nazgun mineşşeytani nazgun festaiz billah. Bana sığının. Ben senin elinden tutacağım diyor. Lütfen bunun idrakine varın. Ben kendi çabamla, ben Kur'an okuyacağım, doğru anlayacağım, ben şunu yapacağım. Hayır, bunu yapmayın. Ben seni bulmak istiyorum Allah'ım ve bunda samimiyim ya Rabbi. Bunu söyle hep. Çünkü o zaman sen ancak Allah'ın istimdadı, Allah'ın sana yardımıyla kendi varlığını götürebilirsin. Ben çok denedim. Şunu yaptım. Bugün bunu yapmayacağım. Vallahi o gün onu yapmam için yeryüzünün ne kadar imkan ve sebepleri varsa geldi beni buldu. 100 defa denemişimdir bunu. Ama sonra mesela bazen oruç tutardım. Mesela bugün oruç tutacağım derdim. Tutacağım. Çünkü oruç tutarken işte kilo almışsın, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Ben bugün ısrarla kendim. Ya saat 11'e 12'ye ulaşamazdım. Midem her türlü numarayı yapar. En son bir gün aklıma geldi. Niye dedim ben Allah'tan yardım istemiyorum? Yine midem başladı kazınma, perişanım. Elimi koydum midenin üstüne. Yemin ediyorum. Dedim ki ya Rabbi ben kendi irademle bu işi yapamayacağım. Ne olur bana yardım et. Bana yardım et ya Rabbi dedim. Midem bende hal bırakmadı. Vallahi 5 dakika sürmedi. 5 dakika sonra ben buna keramet meramet diyeyim. Bu senin için de vardır. Öbürü için de vardır. Hatice için de vardır. Hans için de vardır. Efendim Judith için de vardır. Vardır. Siz Allah'ı gerçekten
gönlünüzde bulmak istediğinizde, gerçekten ona varmak istediğinizde o vesileleri halk ediyor. Esas budur. Yoksa insanın iradesiyle, kudretiyle, kendi aklıyla bir şeyi başarabilme kabiliyeti yok. Çünkü hayrı yaratma kabiliyetimiz yoktur. Bir çiçeği yaratabilir misin? Yaratmak diyorum. Ama bir çiçeği öldürebilirsin. Bir çiçeği kurutabilirsin. Ama bir çiçeği var etmek istediğinde güneşi oraya takacaksın. Ayı buraya takacaksın. Dünyanın yarı nüfusunda yarısından fazlasını suyla besleyeceksin. Atmosferi var edeceksin. O çiçeği var edeceksin. Ha, çiçeği yok etme kabiliyetin var. Koparırsın, bitti. Suyunu kesersin, bitti. Ama varlık, var etmek, yani var dediğimiz şeyi gerçekleştirmek insanın elinde değildir. O var eşyanın var olabilmesi için veya o çiçeğin canlı kalabilmesi için evrenin bu yapısının bir hal üzerinde kalması gerekiyor ki o çiçek canlı kalsın. İşte insan bunu idrak etmesi lazım. Hayrı sen yapamazsın. Sen hayrı sadece istersin. Samimi istersin. Sen Allah'tan samimi bir şekilde benim sana ulaşmamı sağla ya Rabbi dersin. Senin Kur'an'a yönelmen bu niyetin bir ifadesidir. Yani Kur'an'ı okuyorsun. Niye? Bu Allah'tan gelen bir kelamdır. Ben bunu okursam Rabbimi doğru anlarım diyorsun. Sen derdin ne? Rabbini doğru anlamak. Okudun Kur'an'ı, bir adamın kendi karihasını aktardığını görüyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim'i tam da o adam tercüme etmiş olabilir mi? Edemez. Kur'an-ı Kerim'in mealleri bir şahsın canlı ve diri olan bir varlığı bir tarafından çektiği resme benziyor. Ve bu canlanıyor. Şimdi mesela diyelim ki 20 sene önce, 30 sene önce birisi bir tefsir yazmış. Kur'an canlı ve zaman geliştikçe gençleşen bir varlık, bir canlı, bir manevi varlık. Şimdi bir vakitte kendi idraki miktarınca deklanşöre basmışsın. Yandan çekmiş ilkayı. Kaç yaşında? 20 sene önce kaç yaşındaydı? 20 yaşında. Taze, gencecik, kafasına heyeyler dönen, çekmiş bir tarafında. Tamam. Bakıyorsun bu ilkay. Ama şimdi ilkay gelmiş. Allah dediği zaman gözyaşı dökülüyor. O ilkayla bu ilkay arasında müthiş bir değişim var. Ben seni tanıyorum tabii. Eskilerden de tanıyorum. Müthiş bir değişiklik var. Niye? Çünkü ilkay, ben ilk tanıdığım zaman da bu ilkaydı ya. Yine Hakk'ı arıyordu. Sadece gençti. Sen Hakk'ı aradığında Allah seni terk etmez. Esas olan niyettir. Yine şimdi de bunu söylüyorum. Niyetinizi doğrultun. Kudret, kuvvet Allah'ındır. Seni iblisin elinden kurtaracak da odur. Sen niyetini doğrult. Kendince değil, Allah'ça kendini ayarla. Allah'ı kendi kafanda ayarlama. Allah'a kendin sıfatlar verme. Senin, sana göre Allah öyle şöyle olmasın. Sen kendini Allah'a göre ayarla. İşte o zaman Allah senin elini tutar. Senin gözünle bakar. Senin elinle tutar. Senin ayağını kendi razı olduğu yola götürür. Bu niyet, niyet, niyet. Niyet ve samimiyet ve ihlas. Samimiyetin üstüne halis olacaksın. Din Allah'ın oluncaya kadar çabala diyor. Din Allah'ın oluncaya kadar. Ne demek? Her meselede samimiyetle meseleye bakmak. Bu benim lehim, bu benim menfaatimedir. Ben burada kıvırayım. Hayır. Allah nasıl emretmişse öyle olmak. Fesda bima tu'mar diyor. Peygambere söylüyor Allah bunu. Fesda bima tu'mar. Emrolunduğun gibi yap diyor. İstidadın şu bu değil. Emrolunduğun gibi yap. İşte kişi bu kainatın bir sahibi olmalı. Diyebiliyor mu? Yani şimdi böyle çevremize bakıyoruz. Bir yan masalar var, koltuklar var. Şimdi ben bu kendi odama göre söylüyorum. Efendim şunlar var. Belli ki birisi bunları düzenlemiş. Bunlar tesadüfen buraya gelmediler. Şu insana bak. Hepimiz canlı birer macunuz. Yahu kardeşim, annemize, babamıza, dedemize benziyoruz. Muazzam bir şey. Bu varlık tesadüfen nasıl olsun? Bu kainat. Mesela dünyamız 107 bin kilometre hızla gidiyor. Üstündekini sarsmıyor bile ya. Bu nasıl bir makine ya? Kim yaptı bu arabayı ya? Üstündekini sarsmıyor bile. Düşünebiliyor musun? 11 bin metre yükseklik var. 10 bin metre çukur var. Sarsılmıyor bile. Saatte 109 bin, 107 bin kilometre hızla gidiyor. Bir de güneşin etrafına dönüyor. Bir kendi etrafında dönüyor. Zerre miktar sarsıntı yok. Ne diyor? Dağları çaktım üstüne sizi sarsmasın diye.
Sen bir kastilik aramazsan bu evrende herhangi bir varlıkta bir kastilik aramazsan Allah'ı bulamazsın. Ve gördüğünde her bir şey bir kast ile, bir program ile, bir amaç ile yaratılmış ve bunların hepsi de senin etrafında senin hizmetine verilmiş. Arı bal senin için bal yapıyor. İnek senin için süt veriyor, et veriyor. Efendim yılan senin için zehir ve panzehir üretiyor yılan. Senin için yapıyor. Bakın sağlığın işareti yılandır. Yılan hayatın ki idamesini sağlayandır. Akrebin zehri en iyi şeylerden, ilaçlardan bir tanesidir. Anlatabildim mi? Evren, bütün güneş senin için çalışıyor, ay senin için çalışıyor, medcezirler senin için yapıyor. Allah senin için o ayın o gücünü vermiş ki 3 metre, 4 metre denizleri yükseltiyor. Denizler yükselmezse o şeyler ne olacak, nasıl müthiş gelgitler meydana geliyor. O gelgitler nasıl şeyi hayatı besliyor? Anlatabildim mi? Şimdi her şey bir niyet, bir maksat ile. Eğer sen her şeyi kast ile ve senin etrafında bir araya getirdiğini idrakine ulaşarak o yaratıcıyı ararsan, o Allah'ı ararsan, ben buradayım der sana. Sana kendisine hissettirir, seni ağlatır, seni güldürür, seni sevindirir, seni o halden hale sokar, ta nihayet sen onu bulasın ve bulursun. Kesin. Anlatabildim mi? Dolayısıyla niyet esastır. Sen niyetini muhafaza et, Cenab-ı Hak sana lebbeyk kulum der. Çünkü senin hakikati kendin bulma kabiliyetin yok. Hepsi bir niyet ve samimiyettir. İnan da böyledir. O niyet ve samimiyet varsa sen de onu sürdürüyorsan Allah sana buldur. Ama her gün güneş doğuyor. Bir kere düşünmemiş. Her gün güneş batıyor. Bir kere telaş etmemiş. Yarın doğar mı diye. Sanki mecbur. Alemin hiçbir gidişatına bakmıyor. Hiçbir hikmetini görmüyor. Hiçbir hesabın farkında değil. Yani bunun ben insanım demesi ne yazar, değilim demesi ne yazar. Ya biraz müdrik ol. Zaten onu Allah daldan düşürüyor. Yani hiçbir şey yoksa gelmiş yaşayıp gidiyor. Onu da topraktan ibaret kılar. Allah o da çok ağır bir şeydir. İnsan gibi yani neredeyse Cenab-ı Rabbül Alemin dostu ve muhatabı olabilecek kadar donanımlı yaratılmış bir varlık taşa toprağa işte paraya pula kendisini kaptırıp gidiyor yani. Bu da değil. İşte bir niyet ve samimiyet ve kast insan yüreğinde ortaya çıktı mı o zaman seni hakka doğru yönlendirir Allah Celle Celaluhu. Bu arada Fard İbn Sina'yı okuyunca bir şey daha net bir şekilde oturdu. Benim nicedir farkında olmaya başladığım bir şeydi bu. Onu sorayım size. Kitap da diyor ki siz yaşadığınız, ya şimdi tam cümle aklımda değil ama Evet. insan yaşadığı her hayrı da her şerri de aslında kendi seçimleriyle kendisi O muhakkak. yaratır. Eyvallah. Yaratmadan ziyade celbeder. Yani Evet, neticede oluşturur. yaratan Allah'tır. Evet. Ama siz çekersiniz. Şimdi çok mühim bir mesele ama bilmiyorum tam izah edebilir miyim? Şimdi İmam Bilgivi Hazretleri de bunu anlatıyor. Ben de çok sık anlatıyorum. Gerçi ben hak ediş üzerinden anlatıyorum ama burada anlatacağım sadece hak ediş değil. Şimdi senin içinde sen kendini al, ben de kendimi al. Senin içinde bütün taleplerini kabullenmediğin veya tasdik etmediğin, bazılarını uç bulduğun, bazılarına evet, bazılarına hayır dediğin veya diyelim ki senin içinde sana bir şeyleri dayatan birisini var mıdır, yok mudur? Evet, Var, bunu sev fark diyor, bunu etmeden de vardır. hayır, fark etsen de etmesen de. Yani canın bir şey çekmiyor mu? Evet, vardır. Bunu yap, bunu yapma diyen. Ben bunu sevdim diyor. Şu şöyledir, bu böyledir diyor. Veya mesela sen yapmak istemediğin halde yine dönüp yaptığım şeyler yok mudur? Vardır. Tamam. Ne yapıyor? İçinde bir şablon var ve bu şablon bunları dayatıyor. Şimdi şöyle düşünelim. 254 anne baba diyor İmam bir gibi. 254 anne babadan muhassal bir varlıksın. Bu senin nefsindir işte nefs. Nefsinin ahlakı var. Bu nefsinin ahlakı, senin nefsinin, benim nefsimin, nefsimizin bir ahlakı var. Bu nedir? Bütün anne babalarımızdan tevarüz ettiğimiz böyle gıdım gıdım fazla neyse artık o. Cenab-ı Hak bizi onların bırakmış olduğu muhasaladan yarattı. Şöyle diyelim, 254 tane sayı var. Bunların ortak bölenini bulduk.
Bunların her birisinden bir şeyler aldın. Birisi kıskançtı. Kıskançlık geldi seni buldu. Sen kıskanmaz mısın? Hiç kıskanmıyor musun? Peki Kıskanmış. kıskanmanın iyi bir şey olmadığını bilmiyor musun? Bilmem. Biliyorsun. Şimdi gayret var, kıskanmak var, yalana tenezzül var. Efendim işte senin üstüne bir kusur bir şey geldiği zaman oradan kıvırmak var. İnsan kendi içini tanımıyor mu? Bütün bunlar gerçekten senin nefsinin ahlakıdır ve sen bunu buldun, hazır buldun. Bu sensin. Baban yalan söylemiş, annen beddua etmiş, nenelerden bir tanesi zina yapmış veya bu dedelerden birisi şunu yapmış, bilmiyoruz ne yaptılar. Bütün bunun neticesinde bir nefs ortaya çıkıyor ve bu nefsin bir ahlakı var. Seviyor haytalık yapmayı, seviyor şunu yapmayı ama bir de üst ahlakın var. Kur'an okumuşsun, Allah'tan korkmuşsun, içindeki yalan söylüyor. Mesela çocukken çok yalan söyleyen çocukken çocuklar vardır böyle yalan söyler. Yalan için olduğu için değil, hayal kurar. Ve sonra o hayalin hakikat olduğunu varsayarak sana anlatır. Ben onları bakardım çocukken, bu çocuk çok yalan söyler derdim. Ama yalan olsun diye değil, oraya bir meyli ve bir kabiliyeti var. Kendisini kabul ettirmenin yolu olarak yalanı seçer. Veya kendi içindeki hayali sana aktarmak için yalan yolunu seçer. Ha bu aynı zamanda iyi bir edebiyatçıdır eğer onu yönlendirirsen. Çünkü o yalanı hayal kurmak veya bir şey yapmak yani bir senaryo geliştirmek gibi o da bir şeydir. Bunu sen hazır bulursun. Fakat nefsinin her istediğinin doğru olmadığını bilirsin. Sen eğer bir üst ahlak kimliğe sahip isen bununla mücadele edersin. Edebilirsin. Ama değilsen içindeki nasıl istiyorsa öyle yapar. Ve o da bir yön bela ve musibeti üstüne çeker. İşte Allah'a iman bu üst akılda içimizdeki diğer varlığı veya nefsi kontrol etmek, terbiye etmek, Allah'a yönlendirmek açısından çok mühimdir. Aksi takdirde nefsi emmare deriz. Emmaratun bisu. Nefs daima kötüyü sana emreder. Hayır. Kötüyü sana emretmiyor. Neyse onu emrediyor. Çünkü iyi nefisler de var. Senin tevarüs ettiğin, anne babadan tevarüs ettiğin o varlığın İlkay, Mehmet Ali, Hatice, Hasan, Hüseyin kimse bu anne babalardan tevarüz ettiğimiz çok da dört dörtlük bir adam değildir. Hataları olan işte mesela kadına düşkündür, mala düşkündür, mevkiye düşkündür, arabaya düşkündür, şuna düşkündür, buna düşkündür. İster ki bütün güzellikler kendisine olun. Ama bir akıl diyor ki hayır, bunun bir usulü var. Bu benim olsun ama onun da ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim anne babalarımızdan tevarüz ettiğimiz, aldığımız şablon Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği hal olmayabiliyor. Bu çok mühim. Bilmiyorum nasıl anlatayım bunu. Aslında gerçekten yeterince anlatabildiğimi de anlatı sanmıyorum. Yani o 254 anne babadan bir şekilde Allah bizi bir yeni versiyon alarak var etti. Ama onların ahlakları, onların ahları, vahları, günahları, almış oldukları, yapmış oldukları zulümler, bunların her birisi nefsimizin ahlakını belirler. Kıskançtır diyoruz. Cimridir diyoruz. Efendim işte edepsizdir diyoruz. Şöyledir diyoruz, böyle diyoruz bir nefs için. Tamam, cimridir. Fakat Kur'an ona diyor ki cömert ol. Sen bu cimriliği mutlak kader ve değiştirilmez bir şey bulursan zannedersen kaybettin. Ama bu senin eline verilmiş olan bu postülanın üst ahlak tarafından kontrol edilebilecek hale geldiğinde artık sen Adem, işte Adem olursun. Eğer bunu kontrolü yapamıyorsan Ademlikten çıkıyorsun. Yani nasıl geldiysen öyle devam ediyorsan olmaz. Yani mesela bir mevki var istiyorsun ama birisi de o mevkide bulunuyor. Nefsin diyor ki ayağını kaydır. Sen diyorsun ki bu doğru değildir. Şimdi kaç kişi söyler bunu? Fırsat düştü. Sen diyelim ki atıyorum şimdi sen mesela aslında söylerim. Bir spiker var önünde. Sen şuna bir ayak oyunu yap yerine geç. Allah korusun. Mümkündür de. Hayır bir şey hayır. Mümkündür de yapabilirsin. Senin içindeki birisi vicdanında sana demiyor mu ki bu doğru değildir?
Evet. İşte bir tevarüz ettiğimiz Mehmet Ali Hocam, bizde ben de tam tersi oluyor. Öyle de olabilir. İçimdeki ses elhamdülillah. doğruyu biliyor. Dışarıdan bir ses geliyor. Diyor ki ya bak şunu da yapabilirsin. Yani Tamam. İşte o da şeytandır. Bak o da şeytandır. Vicdanın temiz. Bu sefer şeytan diyor ki yap onu diyor. Ama üst aklında diyor ki hok diyor. Allah'tan kork diyor. Şimdi insanın kalbi bir kokpit gibidir. Hani uçağın kokpitinde şeyin önünde bir ekran vardır. Pilotun önünde bir sabit uçak ekranı vardır. Bir de oynayan bir uçak ekranı vardır. Sabit ekranın içerisine tam uçağı oturtup kilitledin mi otomatiği alıyorsun. Değil mi? Ama aynı zamanda o kokpite dört alandan bilgi gelir. Ayrıldığın destinasyondan. Gaziantep'ten kalktın, İstanbul'a gidiyorsun. Ayrıldığın destinasyondan bilgi gelir. Varacağın destinasyondan bilgi gelir. Dış atmosferle ilgili bilgi gelir. İç kabin ile ilgili bilgi gelir. Mesela diyor ki, atıyorum. Dit 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 dit. Bir ses geldi. Bakıyorsun. Diyor ki yakıt bitti. Acaba uçak için yakıt bittiden daha ağır bir problem ne var? 10 bin metredesin, yakıt bitti diyor. Adam diyor ki ya ne yakıt bitmesi? Ben daha yeni doldurdum bunu. Ama yanıyor. Yakıt bitti. Yakıt bitti. Bu nasıl bir panik? Şimdi düşün değil mi? Kokpit dediğim bu. Veyahut da mesela diyelim ki diyor ki 100 kilometre ileride bir türbülans var. Yolunu kır diyor. Mesela 15 derece sağa açıl diyor. Yani o türbülansa girmemek için. Bu da bir bilgidir. İşte insanın kalbini Allah böyle yaratmıştır. Bu hayatı doğru kurgulayabilmek için senin göğsüne dört kaynaktan bilgi geliyor. Bu kaynağın birisi Rahman'dır, Allah'tır. Birisi nefsindir. Bir tanesi melektir, bir tanesi şeytandır. Bu dört kaynaktan sürekli kalbine bilgi gelir. Sen kime kulak vereceksin? Kimi dinleyeceksin? Normal zamanlarında kimi dinliyorsan panik zamanda onu dinlersin. İnternette de sürekli yazıştığın adam, mesela diyelim ki bir misali verdim. Süleyman'la yazışıyorsun. Çok çok yazışıyorsun. Sen S'yi yazdığın zaman internet diyor ki makine bu yine Süleyman'a yazacak diyor. Çünkü sürekli Süleyman'la konuşuyor. Tak önce Süleyman'ı getiriyor. Sonra başlıyor Sabri, Sacide, Sahil böyle gidiyor. Yani ondan sonra ABC sırasına göre veriyor. Ama S'yi yazdığın andan itibaren Süleyman'ı getiriyor. Halbuki Süleyman'ın TS'yi Ü'de getirmesi gerekiyordu. İşte insanın kendisiyle meşguliyeti çok mühimdir. Eğer insan sürekli nefsini ve şeytanı dinliyorsa, yani kolayı dinliyorsa, panik halinde yine onları dinler. Ama bir insan kendini ve Rabbini ve Rahman'ı dinliyorsa, içindeki sese en çok hayra kulak veriyorsa, tehlike anında veya kendisini kontrol edemediği anında yine Allah onun tutar en doğru yola sevk eder. Bu açıdan niyet son derece mühimdir. İçinize gelen sesleri dinlemede, uymada siz eğer Allah'a kodlanmışsanız, hayra kodlanmışsınız, iyiliğe kendinizi kodlanmışsanız panik halinde de iyilik yapıyorsunuz. Aksi takdirde daima iblisi dinleyerek gidiyor. Bu nefis. Yani dediğimiz içimizde bir şablon var. Evet bir kader dediğimiz bir şey var. Çünkü senin dürtülerinle benim dürtülerim aynı değil. Dürtülerimiz farklı. Bu dürtüler hayatımızı sevk ve idare ediyor. Eğer biz tamamen kendimizi dürtülerimize bırakırsak bir hayvan gibi yaşarız. O dürtüleri kontrol edebildiğimiz miktarda genişliyoruz. Bir adım daha üste geçiyoruz. O dürtüler olmazsa da imtihanın olmaz. Şimdi mesela Hazreti Yahya Aleyhisselam için Cenab-ı Hak hasuran nebiyya tabirini kullanır. Hasur kelimesi kadına dişiye ilgi alınmış. Kadın problemi yok ki. Çünkü öyle bir problem yok. Eğer senin nefsinde bir dürtü yoksa sen oradan imtihan olmazsın ki. Öyle değil mi? İşte insan bu anne babadan tevarüz ettiği o heyula, o tip veya o şablon eğer düzgün ise muazzam bir nimet. Değil ise mücadelen artıyor. Bu kadar. Yine sen baş edebilirsin. Yine baş edebilirsin. Kötüdür. Kötü bir anne babadan geldin. O yüzden Allah demiyor mu ki ben zalimden alimi çıkartırım.
alimden de zalimi çıkartırım. Neden alimden zalimi çıkartıyor? Evet, bilgide alim ama nefsini Allah'a teslim etmemiş. Bir yan alim insan var. Ama bakıyorsun senin benim yaptığım işi yapıyor. Mesela bir hadis-i şerifte var, diyor ki helaken nas illel muslimun ve helakel muslimun illel muhlisun ve helakel muhlisun vel muhlisun ala khatrin azim. Diyor ki insanlar helak oldular. İnananlar müstesna. Yani salih amel yapan, salih ameller de helak oldular. Halis ve samimi olanlar müstesna. Vel muhlisun ala khatrin azim. Onlar da daima şey üzerindeler. Tehlike üzerindeler. Yani dolayısıyla insan nefsi, içinin insan içindeki varlık veya insan içindeki asıl memedeli, o anneden babalardan tevarüs eden bu memedeli ister ki her canının çektiğini yapsın. Ama üst ahlakta diyor ki, Cenab-ı Hak da diyor ki ey kulum, tam da budur sınav. Canının her istediğini yapmayı bir tek iblise nazdın. Bir tek iblise canının istediğini yap dedim. Ve ona dedim ki sen benim gerçek kullarıma bir halt edemeyeceksin. Gerçek kul kim? Gönlünü Rabbine odaklamış. Yani tevhid-i kıble etmiş. Siz gerçekten iyi bir yayın almak istiyorsanız çanağınızı tam da şeye çevirmelisiniz. Uyduya çevirmelisiniz. Çanağınızı tam uyduya çevirdiğiniz halde eğer bir şey gelmiyorsa, bir yayın gelmiyorsa elembinize bakın, kalbiniz paslanmıştır. Orayı ibadet ile, tefekkür ile temizleyin. Elembi temizlendi mi gözünün yaşı akmaya başlar. Bu sefer oradaki hatta bakmak lazım. Ben doğru mu düşünüyorum? Baktığım kablo da sağlam. Sonra geldin, bağladık receiver'da, bu kanal tanılı değil. Bunların hepsi dinin içinde anlatıla gelen şeylerdir. Tevhid-i kıble, kalbi temizlemek, hazır etmek, insan bunu yaptığı zaman gerisi Cenab-ı Hakk'a aittir. Eğer sen gerçekten Allah ile samimiysen, seni iblise bırakmaz, seni şeytana bırakmaz, seni kendi haline bırakmaz, seni kendi nefsine bırakmaz. Tutar elinden. Yeter ki sen gerçekten yüreğinde Allah'ı arayan bir insan ol. Vallahi bu kadar kolay. Yani gayretinize bile gerek kalmıyor. Eğer yüreğinizde samimiyet varsa, gayret tabii ki daima vardır. İnsan varlığı gayrettir, saydır. وَمَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Yani böyle çok büyük, çok büyük gayret göstermeye gerek yok. Bu bir kondisyon bisikleti gibidir. Pedali çevirdiğin zaman sana diyor bu kadar kilometre gittin. Allah ile kul arasındaki şey budur. Yeter ki samimi bir şekilde bir yaratıcının var olduğunu bil. Sonra bu yaratıcının Allah olduğunu bil. Sonra o yaratıcının bütün nimetleri veren olduğunu bil. Sonra nefsine de ki bütün lezzet aldığın hazlar, keyifler, nimetler şunun eseridir. Bitti. Hepsi bu kadar. Sonra yol kendiliğinden sana açılır. Çok sorun var. Şunu niyaz ediyorum. Kalplerimize şifa olsun. Bulabileceğimiz, hepimizin aklında milyon tane soru var ya, şu kalplerimizin duyabileceği en güzel soruları sormak bana nasip olsun. Cenab-ı Hakk'ın esrarını anlamak ancak kainat kitabını doğru okumakla olur. Siz kainat kitabını doğru okumak istiyorsanız muhakkak bu hayatı doğru kurgulayabilmek için dört kaynaktan bilgi geliyor. Bu kaynağın birisi Rahman'dır, Allah'tır. Birisi nefsindir. Bir tanesi melektir. Bir tanesi kim gerçektir? Kim? Kardeşim sen iki kere Kudüs'ü kaybetmişsin. Sen kaybetmişsin ve onlar gelmiş tepene çökmüşler. Niçin? Allah'ın tek ve kendi zatında doğmamış, doğrulmamış olduğunu Batı kabullenecek. Bu olacak. En fazla 2027'ye kadar bunları yaşayacağız. Bu yapılanma Mesih'in gelmesine sebebiyet verecek. Mesih'in gelmesi demek de Allahsızlık garipliktir. Allahsızlık çaresizliktir. Allahsızlık karanlıktır.